Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem bize öyle bir vaaz verdi ki, öyle bir vaaz verdi ki, vecilet minhel kulub. O vaazın tesirinden dolayı kalplerimiz ürperdi. Ve zarafet minhel uyun ve diyor, o vaazın tesirinden dolayı gözlerden yaşlar aktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem bize öyle bir vaaz nasihat etti ki kalplerimiz ürperdi ve o vaazdan dolayı da gözlerimizden yaşlar aktı. Fakulna, biz de dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle tesirli bir vaaz nasihat edince, ya Resulullah keenneha mev'izatu muveddi'in fe'avusina. Ey Allah'ın Resulü, bu vaaz sanki veda eden bir kişinin vaazına benziyor. Veda eden bir kişinin vaazına benziyor. Sanki senin bu son vaazınmış gibi ya Resulullah bu vaaz. Öyleyse bize vasiyet et, tavsiyede bulun dedik diyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vaaz nasihati isteyince ne yaptı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başladı vaaz vermeye. Müslümanın Müslüman haklarından bir tanesi de ne arkadaşlar? Kardeşi nasihat istediği zaman ona nasihat vermesidir. Müslümanın Müslüman üzerindeki 6 hakkı var. İşte onlardan bir tanesi de kardeş bize biraz vaaz, nasihat et dendiği zaman o Müslümanın dilinin yettiği kadarıyla dili neye yetiyorsa o kardeşine vaaz ve nasihat etmesi. İşte sahabe de böyle bir vaaz ve nasihat isteyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki usikum bitakvallah. Sizlere Allah'tan korkmayı vasiyet ediyor. Her ne halde olursanız olun, gecede de olsanız, gündüzde de olsanız, zifiri karanlıkta da olsanız, rahatlıkta da olsanız, her zaman Allah'tan korkuyu size vasiyet ediyorum. وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ başınıza وَاِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ başınıza herhangi bir Habeşli köleyi de emir tayin etsem, emir tayin etsem, kim olursa olsun veyahut da herhangi bir büyüğünüz size birini başkan tayin etmişse, birini ustabaşı tayin etmişse, birini müdür tayin etmişse, ne olursa olsun diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, es-sema'i vetta, işitip itaat etmeyi. Ve innehu men ya'iş minkum feseyera ihtilafen kethira. Çünkü diyor, sizden kim yaşarsa, benden sonra kimler yaşarsa, hangi dönemde yaşarsanız yaşayın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, çok ihtilaflar göreceksiniz. Çok sıkıntılar göreceksiniz. İşte bu sıkıntılara düştüğünüz zaman, bu muhalefete düştüğünüz zaman yapmanız gereken ne? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي benim sünnetime sımsıkı yapışmanız. Benim sünnetime sımsıkı yapışmanız. Eğer siz benim sünnetime sımsıkı yapıştığınız zaman ne yapmış olur? Allah-u Teala sizi muhafaza eder ya. Sizi korur. Hatırlarsanız pazartesi Bişri Hafî'nin hayatını anlatırken ne diyordu Bişri Hafî? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görmüştü. Rüyasında gördüğü zaman Bişri Hafî'ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? Ey Bişri Hafî, Allah-u Teala seni niçin senin akranındaki insanlardan üstün tuttu? Yani senin gibi senin zamanında işte Hicri 275, 250, 300 senesinde bir sürü alim vardı. Fakat Allah-u Teala onların isimlerini gizledi de seni en üst seviyeye çıkardı. Milletin dilinde seni destan etti. Hangi sebepten dolayı diye sorduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Çünkü sen benim sünnetimi ihya ediyorsun. Sünnetime sımsıkı yapışıyorsun diyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bize ne yapıyor? Vasiyette bulunuyor. İmtihan dönemi, sıkıntılı dönemler olacak. Bu sıkıntılı dönemlerden kurtulmanız için yapmanız gereken benim sünnetime sımsıkı sarılmanız. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ الْمَهْدِي۪ينَ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra ne diyor? Bir, benim sünnetime sımsıkı yapışacaksınız. İkincisi de benden sonra hulefe-i raşidin olan
Hazreti Ebu Bekirler, Allah'ım inşallah cümlemizi şefaatine nail eylesin. Hazreti Ömerler, Allah-u Teala Hazreti Ebu Bekir Efendimizle ilgili Thaniyetneyn üzerine ayet-i kerime indirdiği kişi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Hazreti Ömer Efendimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin tabiriyle benden sonra peygamber gelecek olsaydı lekâne Ömer gelirdi dedi. Ondan sonra kim? Hazreti Osman Efendimiz. Hazreti Osman Efendimiz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz içeri giriyor ayağı uzanık. Hazreti Ömer Efendimiz içeri giriyor ayağı yine uzanmış. Ne zaman ki Hazreti Osman Efendimiz içeri girdiği zaman ayaklarını topluyor. Sordukları zaman meleklerin haya ettiği bir kişiden ben niye haya etmeyeyim diyor. Hazreti Osman Efendimiz derken. Bundan sonra kim? Hazreti Ali Efendimiz ya. Allah'ın yeryüzündeki kılıcı Hazreti Ali'nin ilmin kapısı ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün elinde bayrağı tutuyor yani. Bu kime verirsem bu bayrağı ondan ben onu seviyorum. Allah-u Teala onu seviyor dediği kişi ya. Allah'ım inşallah cümlemizi şefaatine nail eylesin. Bu dört tane büyük halifenin. Bazılarına göre Hazreti Hasan Efendimiz de Hazreti Hüseyin Efendimizin dönemi de var ya. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimizin dönemini de içine alıyor diyen alimler de var. Addu aleyha bin nevacizi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapın diyor? Onların yani benim sünnetime ve o dört büyük halifenin sünnetine azı dişlerinizle sımsıkı sarılın. Yani dişinizle tutun o sünnetleri bırakmayın. Nasıl ki bir insan ekmeği koparmak için ısırırsa, eti koparmak için ısırırsa, ta ki bırakmazsa ısırana kadar, koparana kadar işte diyor o sünneti de böyle ümmetin ihtilafa düştüğü bir dönemde de benim sünnetime sımsıkı sarılın. Ve iyyakum muhdesatil umur. Sonradan çıkacak dine sonradan girdirilecek şeylerden de sizleri sakındırın. Bidatlardan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine muhalif olan her şey bidat ya. Sünnette yeri yoksa bidat, Müslümanın ondan kaçınması gerekir. Fe inne kulle bidatin dalaletin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dalaletun. Çünkü her bidat sahibini alır, nereye götürür? Dalalete götürür.